Evet, bir son dakika gelişmemiz var. Saat 1'de Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeleri öğrenmiştik. Saat 2'de de UEFA Avrupa Ligi playoff turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Slovaçko'yu elerse Avusturya Viyen'le karşı karşıya gelecek. Tabii bir de Sivasspor aynı zamanda Fenerbahçe'den sonra da onun eşleşmesini öğreneceğiz. Fenerbahçe biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye başlamıştı. Geçen sezonu başarılı bir şekilde devam ettirdi. Ama Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve UEFA Avrupa Ligi playoff turuna kaldı. Bakalım nasıl bir maç olacak ve şimdi telefon attığımızda Aspor yorumcusu Hüseyin Özkök var. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Demet. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe Slovaçko'yu elerse Avusturya Viyen'le karşı karşıya gelecek. Siz bu eşleşmeyi nasıl Evet. değerlendirirsiniz? Valla Slavatsko'yu ben Fenerbahçe'nin elemesini bekliyorum aslında. Ve Avusturya Viyen de bu bağlamda hani Slavatsko'dan daha üstün bir takım değil. Çünkü Avusturya futbolunu artık domine eden bir tek kulüp var. O da Salzburg. Avusturya Viyen ve Rapid Viyen gibi çok köklü kulüpler uzun yıllardan beri ligde çok başarılı olamıyorlar. Ancak işte ligin Avusturya ve Salzburg'dan sonraki sıralamalarında yer bulurlarsa kendilerine Avrupa kupalarına katılabiliyorlar. Dolayısıyla Avusturya Wien geçen sene ligde ikinciliği de alamadı. Sturm Graz ikinci olmuştu. Onlar işte üçüncülükle yetindiler ve bu turdan başlamak durumunda kaldılar. Fenerbahçe eğer Slavatsko'yu geçerse Avusturya Wien eriyebileceği bir rakip diye düşünüyorum. Ayrıca seyirci avantajı da Fenerbahçe'de olabilir. Çünkü Avusturya'da hepimizin bildiği gibi çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor. Dolayısıyla tribün üstünlüğü de Fenerbahçe'de olabilir o karşılaşmada. Ki ilk karşılaşmada yine tekrar edeyim Slovacko geçilirse Viyana'da oynanacak. Ben iki rakibinde Fenerbahçe'nin bu yeni kurulan kadrosuyla geçilebileceği fikrindeyim. İnşallah umduğumuz gibi olur ve Fenerbahçe Avrupa Ligi gruplarına kalır. Fenerbahçe ile ilgili bir soru daha sorayım size. Dün biliyorsunuz Tabii ki. Avrupa Ligi 3. tur için UEFA'ya yolladığı bir liste vardı. Onu güncelledi takım. Ve bazı isimlerin olmadığını, bazı isimlerin eklendiğini gördük. Mert Hakan Yandaş ayrı çalışıyordu, dahil edildi. João Pedro Evet. yok, Nazım Sangare yok. Bu durum nasıl bir etki eder sizce maçta? Şimdi Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var Demet. Dolayısıyla bu turlarda da oyuncu değiştirmek yani kadroya yeni Kesinlikle. oyuncular bildirmek mümkün. Dolayısıyla Jorge Jesus, Fenerbahçe teknik direktörü gerekli görmüş olacak ki bazı oyuncuları kadrodan çıkartıp yerine 4 yeni oyuncu aldı. Tabii ki nedenlerini tam olarak bilemiyoruz. Onu teknik direktör Jesus daha iyi bilecektir. Ama Fenerbahçe'nin şu anda kadroya aldığı 4 oyuncu da çok değerli, iyi oyuncular. Ve takıma tabii ki katkı yapacaklardır. Hatta önümüzdeki turda belki yeni transferlerden bazıları da bu kadroya eklenecektir. Dolayısıyla şu anda yapılan bu değişiklikleri normal karşılamak lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Fenerbahçe yorumlarınız için. Bir son dakika daha geldi. Onu da sizinle değerlendirmek istiyorum Tabii aslında. ki. Fenerbahçe'yi öğrendik. Sivasspor da aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi'nde playoff eşleşmelerindeki rakibi belli oldu. Malmö Didlegend eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siz bu eşleşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Onu da konuşalım isterseniz. Şimdi Malmö Didelang eşleşmesinde tabii ki İsveç temsilcisi Malmö ağır basan taraf. Dolayısıyla İsveç futbolunun Avrupa'daki yeri belli. Çok büyük ülkelerden sonra gelen bir İskandinav futbolu yapısına sahipler. Ve çok ciddiye alınması gereken bir karşılaşma. İlk karşılaşma nerede oynanacak Demet? Ona ben takip edemedim bağlantılı olduğum için ama Sivasspor Malmö'de için oynanacak, kolay. İsveç'te. İsveç'te. O zaman bugün kurala çekilen 3 ekibimiz de ilk maçlarını deplasmanda oynayacaklar. İsveç Sivasspor'da Malmö'ye gidecek. Eğer Malmö rakibi olursa ki olacağını ben tahmin ediyorum. Tabii ki çok zorlu bir eşleşme olur Sivasspor adına. Çünkü Malmö sonuçta ismi belli bir takım. Ama tabii ki burada sezon başlarında günlük formlarda ve takımların formlarını maça çıkarken ne kadar geliştirdiklerine de bakmak lazım. Yeni transferler yapılıyor.
Bunları da gözlemlemek lazım. Çünkü bu maçlar biraz daha sonra oynanacak. Dolayısıyla o günlerde bir değerlendirme yapmak, sağlıklı bir değerlendirme yapmak daha mümkün olur gibime geliyor. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal, iyi günler.